Olsun bebe, al onu. Tamam, aldım. Böyle geri çekip bıraktım. Bebeciğim, biraz daha fazla geri çekmelisin. Bir de üstünü bastırarak geri çek. Tamam, çekiyorum. Bıraktım. Yaptım. Yaparsın tabii bebe. Aferin kardeşime. Hadi bir daha, bir daha. Yakala. Aa, yine yakalayamadım. Olsun. Geliyor abi. Yakaladım. Hadi biraz da bebeklik oynayalım. Tamam, hadi. Sarı saçlı bebiş. Abi. Efendim bebe. Abi, bu kara bebiş niye kara bebiş? Aa şey, sanırım onu yapan abiler ablalar kara olmasını istemiş, öyle yapmışlar bebe. Bu bebişin de saçlarını sarı yapmışlar. Şilin'in saçı da siyah. Kızıl saçlı kızlar da vardır değil mi abiş? Vardır tabii bebe. İnsanlar değişik değişiktir. Evet, bebekler de değişik değişik. Aferin size çocuklar. Çok doğru. İnsanlar birbirinden değişik değişik özelliklere sahiplerdir. Ve bu çok normaldir. Çiçekler de birbirinden değişik değişik bir sürüdür. Hepsi aynı olsa sıkıcı olurdu. Evet bebeciğim. Abiş, bu bebeğin gözü açılmıyor. Ver bakayım. Oldu mu? Yok, olmadı bebe. Aa, tamam olsun Pepe. Böyle de güzel. Ben bebeğimi böyle de seviyorum. Aa bebe, bu bebeğin de bacağı yok kardeşim. Aa, biliyorum abiş. Onun bacağı kırıldı. E getir takalım. Takılmıyor Pepe, kırıldı. Ama o da benim çok sevdiğim bebeğim. Ben bacağı olmasa da onu çok seviyorum Pepe. Bence de çok tatlı bir bebek bu bebe. Hadi oynayalım. Merhaba kara bebiş. Merhaba sarı saçlı bebiş. Merhaba, merhaba. Çay içer misiniz acaba? İçeriz tabii, içeriz. Alın alın, lütfen afiyet olsun. Oh, çok güzelmiş. Hadi dışarı çıkalım, yakalamacık oynayalım. Ah, hadi. Tamam, yakalamacılama yerim. Pepe. Efendim bebe. Bu sarı saçlı bebek nasıl yakalamacık oynayacak? Gelir işte bebe. Bahçede oynayacağız ama sus. Ama bir ayağı yok ya, nasıl yakalayacak? Aa, anladım. Tamam, buldum bebe, bekle. Evet. Bak bebe. Aha abiş. Artık bu bebek de istediği yere hareket edebilir. Yakalamacılık oynayabilir yani. Yedim be gerekli bebek. Harikasın Pepe. Şuşu, bebeklerle beraber bir şarkı söyleyelim mi? Tamam, hadi söyleyelim. Farklılıklar hayata renk katar. Senin farkların seni sen yapar. Farklılıklar hayata renk katar. Senin farkların seni sen yapar.
haklı mısın? Söyle bana. Evet. Peki nedir senin farkın? Kaşım, gözüm, kolum, bacağım, boyum, postum, sesim, duruşum. Farklılıklar hayata renk katar. Senin farkların seni sen yapar. Farklılıklar hayata renk katar. Senin farkların seni sen yapar. Soruyorum sana, farklı mısın? Söyle bana. Evet. Herkes farklıdır aslında. Kaşım, gözüm, kolum, bacağım, boyum, postum, sesim, duruşum. Farklılıklar hayata renk katar. Senin farkların seni sen yapar. Farklılıklar hayata renk katar. Senin farkların seni sen yapar. Şarkı söylemeye bayılırım. Ben de. Farklı tam olarak ne demek? Nasıl anlatsam? Bakın bakalım burada farklı olan top hangisi? İşte şu sarı yeşil olan. Doğru. Bu top diğerlerinden renk olarak farklı. Peki burada farklı olan hangisi sizce? Şu kocamanından farklı. Evet doğru. Bu kalem diğerlerinden büyüklük olarak farklı. Peki ya bunlardan hangisi farklı? Bunların hepsi aynı. Çok küçük bir fark var Pepe, dikkatli bak. Evet, kanadının şekli farklı. Evet, yani farklı demek bir özelliğinin diğerlerinden değişik olması demektir. Farklı demek değişik demek yani. Ben değişik şeylere bayılırım. Evet, ben de farklı şeyleri seviyorum. Farklılıklar hayata renk katar. Senin farkların seni sen yapar. Farklılıklar hayata renk katar. Senin farkların seni sen yapar. Soruyorum sana, farklı mısın? Söyle bana. Evet. Peki nedir senin farkın? Kaşım, gözüm, kolum, bacağım, boyum, postum, sesim, duruşum. Farklılıklar hayata renk katar. Senin farkların seni sen yapar. Farklılıklar hayata renk katar. Senin farkların seni sen yapar. Soruyorum sana, farklı mısın? Söyle bana. Evet. Kaşım, gözüm, kolum, bacağım, boyum, postum, sesim, duruşum. Farklılıklar hayata renk katar. Senin farkların seni sen yapar. Farklılıklar hayata renk katar. Senin farkların seni sen yapar. Hadi bebe, şimdi etrafımızdaki değişik yani farklı şeyleri bulalım. Tamam. Bak şu ağaçlara. Hepsi aynı aslında ama renkleri farklı bebe. Evet Pepe. Hepsi de birbirinden çocuklar, güzel. Çocuklar size kurabiye yaptım. Gelsiniz. Bayılırım. Ben de nene, ben de. Pepe bak. Senin gözlüğün yok. Benim gözlüğüm yok. Nenemin gözlüğü var. Evet. Benim gözlerim sizden farklı. Yaşasın farklılıklar. Yakala Liko!
Merhaba arkadaşlar. Merhaba Liko. Ha? İyi misin Liko? İyiyim Leli. Gerçekten çok yüksek fırlattın topu ha. Bir türlü yakalayamadım. Aa, merhaba arkadaşlar. Merhaba Leli. Hoş geldiniz oyun köyümüze. Hoş bulduk. Bence arkadaşlarımıza hoş geldiniz şarkımızı söylemenin tam zamanı. Ne dersin Leli? Harika derim. Hadi kalk o zaman Liko. Hoş geldiniz, dansınız başlasın. Çok merak ediyorum. Ya siz arkadaşlar? Siz de bugün ne oynayacağımızı merak ediyor musunuz? Evet. Ama kılavuz hala ortada yok. Galiba horul horul uyuyor. Hadi kılavuzu uyandırma şarkımızı hep beraber söyleyelim. Hadi. Hadi kılavuzu buraya çağıralım. Oyunumuzun ne olduğunu soralım. Ben gördüm. Siz de kılavuzun nerede uyuduğunu görüyor musunuz? Evet, işte orada. Aha, harikasınız, doğru. Kılavuz orada. Leli ve Liko beni çağırıyorlar. Amma da uyumuşum ha. Hemen gideyim. Biri beni mi çağırdı? Yaşasın, kılavuz geldi, kılavuz geldi. Merhaba kılavuz. Merhaba Leli, merhaba Liko. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün ne oynayacağız kılavuz? Söyle hadi söyle. Dur Leli, bu ne acele? Uykudan yeni uyandım. Ah, her yerim ağrımış. Oyundan önce biraz hareket etsem hiç fena olmaz. Sana sabah spor yaptıracak. Harika bir dans biliyorum kılavuz. Oo evet, yaşa Liko. Neymiş bakalım o dans? Tabii ki en sevdiğimiz salla salla çarkala dansı. Salla, 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 çarkala. Salla, 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 çarkala. Önce kolları salla, şimdi de bana yolla. Biraz da kalçayı salla, 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 çarkala. Önce kolları salla, şimdi de bana yolla. Biraz da kalçayı salla, 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 çarkala. Harika, çok iyi geldi. Vallahi şimdi tam uyandım. Yaşasın. Yaşasın. O zaman hazırsanız oyunumuz geliyor. Hazırız. Hazırız. Siz de oyuna başlamaya hazır mısınız arkadaşlar? Evet. O zaman oyun seçimi başlıyor. Ve işte bugünkü oyunumuz. Nedir bu kılavuz? Ne nerede yetişir oyunu? Ne nerede yetişir oyunu mu? Evet. Hı? Ay nasıl bir oyun hı acaba? Liko, en sevdiğin meyve nedir? Elma, bir de armut, bir de kiraz. Ay ben bütün meyveleri çok seviyorum kılavuz. Harika. Leli sen söyle, en sevdiğin sebze hangisi? En sevdiğim sebze ıspanak, bir de karnabahar. Pırasayı da severim. Hepsi de nefis ve çok faydalı sebzeler. Bunların oyunla ne ilgisi var anlamadım. Sus da anlatsın Liko. Tamam tamam, sustum. Şimdi labirentte karşınıza çıkacak balonlarda bazı sebzeler ve meyveler olacak. Siz de bu sebze ve meyvelerin nerede yetiştiğini bulacaksınız. Mesela dut. Dut nerede yetişir? Ağaçta mı yoksa yerde mi? Ağaçta. O zaman ağaç resmi olan butona basacaksınız. Doğruysa yeşil, yanlışsa kırmızı yanacak. Bu arada kum saati akmaya devam edecek. Harika oymuş bu kılavuz. Evet, bayıldım. Yaşasın, ne nerede yetişir?
çamaşır oyunu. Vay, hazırsanız hep beraber labirente gidelim. Koş koş. Biz hazırız kılavuz. Siz de hazır mısınız arkadaşlar? Hazırız. Ay. Bize yardımcı olmalısınız arkadaşlar. Beraber olursak mutlaka başarırız. Anlaştık mı? Anlaştık. Ve... Üç... İki... Bir... Başla. Saat yakıyor. Koş Niko. İlk balon senin olsun. Ben diğerini bulayım. Başarılar Leli. Sana da Niko. İşte benim panom. Bakalım neler varmış. Elma, armut, portakal. Ay, hepsine de bayılırım. Şimdi bu meyveler nerede yetişir? Ağaçta mı yoksa yerde mi? Bence hepsi ağaçta yetişir. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet. O zaman ağaç düğmesine basalım. Aferin Leli. Ve aferin arkadaşlar. Doğru yoldasınız. Aha, yaşasın. Başardık arkadaşlar. Acaba Liko ne yaptı? Ooo, bir karpuz, bir kavun ve... Ay, bu ne ki? Bu da çok güzel tatlısı yapılan bir sebze Liko. Ay, yardım edin arkadaşlar. Siz bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Hayır, bilmiyoruz. Ne yapacağız? Kılavuz, ne olur sen yardım et, biliyorsun. Ay, ne yapsam ki? Hadi kılavuz, ne olur ne olur. Bak, kum saat ilerliyor. Siz de bir şey söyleyin arkadaşlar. Bize bu sebzenin ne olduğunu kılavuz söylesin mi? Evet, söylesin. Ay, tamam, kimse duymasın, kulağına söyleyeceğim. Çok güzel bir isim varmış. Bu sebzenin adı balkabaymış arkadaşlar. Evet, doğru, balkaba. Hadi kum saati ilerliyor. Ay, tamam tamam. Bakalım karpuz ağaçta mı yetişir? Hayır. Bence de ağaçların dalları koca karpuzu taşır mı hiç? Taşırmaz. Peki kavun ağaçta yetişir mi? Hayır. Tamam. Kavun ve karpuz ağaçta yetişmez. Burada bir de toprak düğmesi var. Yani yer. Kavun ve karpuz ağaçta yetişmezse... Bence balkabağı da kavuna karpuza benziyor. O zaman balkabağı da ağaçta yetişmez. Çok güzel bir akıl yürütme oldu bu Liko. O zaman kavun da, karpuz da, balkabağı da, toprak da, yani yerde yetişir diyorum. Ve düğmeye basıyorum. Başardık. Aferin Leli, harikasın Liko. Bir çabuk ol. Leli. Çıkışa gel Liko. Geliyorum. Yavaş Liko, yavaş. Ay. Ah Liko, yine mi? Özür dilerim Leli. Yetişemeyeceğim diye çok acele ettim de. Ay, hadi süre bitiyor. Bak bu panoda neler var. Ceviz, fındık ve fıstık. Fıstığa bayılırım. Ne komik bir adı var değil mi Leli? Fıstığa ben de bayılırım. Altı. Süre bitiyor Liko. Beş. Ay. Peki bunlar ağaçta mı yoksa yerde, toprakta mı yetişir? Galiba yerde yetişir. Yok yok, ağaçta. Ay, bilemedim. Dört. Sizce arkadaşlar? Üç. Ağaçta. Bence de o zaman ağaç düğmesine basalım bakalım, doğru mu? İki. Ay, ya değilse? Süre bitiyor, ben basıyorum. Ya yanlış bulduysak? Bir. Sıfır. İşte bulduk. Evet, bulduk bulduk. Nasıl oldu, buldunuz, harikasınız. Bir sonraki oyunumuzda gene gelin, olur mu? Olur. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın arkadaşlar.
lafa yağıyor kar. Bizi sevindiriyor yar yar yar. Lapa lapa yağıyor kar. Mutlusun tüm çocuklar. Kar yağdığında aklına ilk gelen şey ne? Kar topu. Başka? Soğuk hava. Başka? Tatil. Bu kadar mı? Bu kadar. Düşün biraz daha. Başka. Başka bir şey gelmiyor. Aa, karnın adam da mı gelmiyor? Evet, karnın adam. Hadi karnın adam yapalım beraber. Çok yoruldum ama ben. Hadi kalk. Karnın adam yaparken çok heyecanlanacağız. Yorulmazsın. Çok güzel oldu. Bence de. Biz mi umutsun kardan adamımızın? Kardan adam değil mi zaten? Biz mi isim verelim ona? Ne diyeceğiz peki? Kar top. Ne? Kar top. Kar top. Tamam. Merhaba efendim. Merhaba kar top. Kardan adam yaparken karnım acıktı benim. Benim de. Yemek yiyelim sonra yine geliriz. Tamam. Ay, sen de kimsin? Kartop. Kartop mu? Evet, sen kimsin? Kara kargayım ben. Nereden çıktın sen? İlahi kara karga. Kartop? Kartop değil. Kartop değil. Cucu. Cucuyum ben. Cucu! Aşk olsun Cucu ya! Ödümü patlattın! Biliyorum, sana minik bir şaka yapmak istedim. Kardan adamı kim getirdi buraya? Kardan adam getirilmez canım. Kardan adam yapılır. Pisi ve pan yaptılar. Adını da kartop koydular. Pisi ve pan yaptı demek. Cucu! Efendim? Var mısın onları da kandırmaya Guak? Olur. Ben şimdi kardan adamın arkasına geçip onlara kartop olduğumu söyleyeceğim. Panın halini düşünemiyorum bile. Hadi saklan o halde. Geliyorlar çünkü. Guak guak. Oh, iyi ki atkı getirdin. Hı? Isındım biraz. Üşüdün mü kartop? Evet, üşüdüm. Ay, kartop. Aman kardan adam. Ben ne diyorum? Pisi, pisi konuşuyor. Ne oldu ben? Bu ne panik? Konuştu. Kim konuştu? Kardan adam. Adam kar. Aman kartop. Neyse işte o. Ay. Kan olur mu öyle şey? Kardan adam konuşur mu? Sen konuşuyorsun da ben neden konuşamıyormuşum? Çünkü sen kardan yapılmış bir adamsın. Ay konuşuyor. Herkes kaçsın. Ya gördün mü bak dedim sana. Olamaz olamaz. Kardan adam konuşamaz. Gidelim kaçalım. Nereye bir sakin ol kan. Neden kaçıyorsunuz benden? Ay bak konuşuyor yine. Yok yok bu işte bir tuhaflık var. Olamaz, imkansız. Kardan adam konuşamaz. Konuşuyor işte. Konuşalım biraz bakalım. Adın ne senin? Kartop. Bildi. Bunun da ne var? Havuç. Ay, şiştim bunu da bildi. Gözünde? Simsiyah, iki tane zeytin var. Yok, yok ben daha fazla dayanamayacağım. Gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Ay, bana sordun. Evet, evet. Ha dur bir dakika. Hep sen sordun, sıra bende. Sor bakalım kartop. Siz nereden geliyorsunuz? Evden. Ne yaptınız bakayım evde? Karnımız acıkmıştı, yemek yedik. Sen de mi acıktın yoksa? Nereden bildin? Yok artık, ay. Karnın adamlar yemek yemez. Nereden biliyorsun, niye yemiyormuş canım? Sordun mu? Pisi lütfen inatlaşma da gidelim hadi. Biz kereviz dedik. Sen de yer misin? Kereviz mi? Bak dedim sana. Kereviz de ne? Kereviz çok lezzetli bir sebze. Şöyle göstereyim sana kartop. Kerevizin içinde K denilen bir vitamin var. Bizim zararlı mikropları vücudumuzdan atmamızı sağlıyor.
Sonra iyi hissetmemizi sağlıyor. Ama ben şimdi hiç iyi hissetmiyorum. Ben gidiyorum. Pan! Bu kadar faydalı bir sebzeyi daha önce hiç duymamıştım. İlginç. Sen kardan adamsın doğumdan. O zaman kerevize hayatıma hoş geldin fotoğrafı çekiyorum. Kereviz. Hayatıma hoş geldin kereviz. Senin ismin ne telaşlı fare? Pan. Pan, senden kereviz istiyorum. Karnım çok acıktı. Kardan adamlar da yemek yer yani. Yok artık, senin ağzın bile yok. Evet evet, kişi haklı, ağzım bile yok. Şimdi sizi süpürgemle kovalarım ha. Acıktım dedim mi? Ay, tamam tamam, hemen getiririm. Bir dakika Pan, kovalasana. Martop bizi kovalasana. Sen delirdin mi pisi? Seninle gidi kara karga seni. Pan, Pan, uyan arkadaşım. Yok, ana. Ha Pan, seni bu kadar korkacağını bilemedim. Ay, süpürge üstüme geliyor. Ha? Pan, Pan, bak kara karga burada. Ben de buradayım. Kartop yani kardan adam yok. Kimse üstüne gelmiyor. Pan, Pan. Dur, dur, ben onu biraz gırgalayayım da uyansın. Oh, uyandı. Sonunda Pan. Ne oldu bana? Bayıldım. Kargacık bize şaka yapmış. Kardan adamın arkasına saklamak konuşmuş bizimle. Ama senin bayılacağını düşünemedim ki. Nedir benim senden çektiğim kara karga? Başımızın tatlı belası. Bugün kara karga hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Kerevize mi? Mantara mı? Kabağa mı? Doğru, kerevize. Harikasınız. Hadi şimdi kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir kereviz çizin.